Zeynep mi ablacığım? Ablana da sana da şimdi, yallah! Şekerim! Ne şekeri, badem mi, nane mi? Lokum şekerim yallah! O kadar uzun boylu değil be! Her kuşun eti yenmez! Düdük! Bana adıyla sanıyla sokakların tatlı çiçi Azize derler! Patron nerede? Odada. Gazinocular Kral Orhan Bey'le konuşuyorlar. Ne? Öylece pavyonum benim oldu. Hemen paltonu al, gözüm bir daha seni görmesin. Senelerdir emek verdiğim, çoluk çocuğumun nafakasını temin ettiğim bu müesseseyi benim elimden alamazsın. Bunu evvelce düşünseydin. Biliyorsun ki benden kumar oynanmaz. İstedim mi alırım ben. Bir hafta içinde bütün borçlarımı öderim. Olmaz! Karşımda rakip görmeye tahammülüm yok. Senin yerin gibi bütün İstanbul'un eğlence yerleri bir gün benim olacak. Ben şimdi ne yapacağım? Sürüneceksin. Efendim? Burasını aldım. Gene sen müdürlük edeceksin. Baş üstüne patron. En ufak bir hilende ne yapacağımı biliyorsun. Merhaba Metin. Oh, merhaba Orhan. Nasılsın bakalım? Bir hayli zamandır ortalarda yoktun. Anadolu'da turnedeydim. Baban nasıl, iyi mi? Onu kaybettim. Başın sağ olsun. Siz sağ olun. Rahmetlinin azmi iyiliğini gördüm. Beyoğlu sokaklarında sürterken, aç ve çaresiz kaldığım zaman hep ona koşardım. Her derdime deva olurdu. Çok iyi bir insandı. Yerinden memnun musun? Geçinip gidiyorum. Bundan sonra benim lokalde çalacaksın. Sana elimden gelen iyiliği yapmak isterim. Sağ ol. Eyvallah. Güle güle. Metin Bey'in yerine kimi alayım? Kasımpaşalı Kemal'i. Başüstüne. Ne
sana son mektubum, ayrılmaya mecburum. Bu sana son mektubum, ayrılmaya mecburum. Ne olur anla beni, bu aşktan korkuyorum. Ne olur anla beni, bu aşktan korkuyorum. Artık başka çare yok, senden bana fayda yok. İkimiz de anladık, aşkımızın sonu yok. Artık başka çare yok, senden bana fayda yok. İkimiz de anladık, aşkımızın sonu yok. Orhan Bey, beni tekrar işe alın. Bir kere sana iş yok dedik. Tekrar işe alın ya da başkalarının işe almasına mani olmayın. Bunu evvelce düşünseydin. Bir iş verin ne olur. Şunu atın dışarı. Köle mi olayım? Az ol bakalım. Yürü diyorum sana. Sen de buldun sevgiyi, aşkı seninle yaşadım. Sen de buldun sevgiyi, aşkı seninle yaşadım. Bilseydim ayrılık var, sana hiç bağlanmazdım. Bilseydim ayrılık var, sana hiç bağlanmazdım. Sana hiç bağlanmazdım. Artık başka çare yok, senden bana fayda yok. İkimiz de anladık, aşkımızın sonu yok. Artık başka çare yok, senden bana fayda yok. İkimiz de anladık, aşkımızın sonu yok. Aşkımızın sonu yok. Aşkımızın sonu yok. İşlerimiz bir hayli büyüdü. Carmen pavyonu da aldım. Uğurlu kademli olsun patron. Sağ ol. Buranın piyanistini başka yere ver. Onun yerine çocukluk arkadaşım Metin işe başlayacak. Emredersiniz. Orhancığım, bu gece şahaneydi. Her şarkımı defalarca alkışladılar. Hala bak beni istiyorlar. Kes, bıktım senin şımarık hareketlerinden. Lokalinin benim şahane sesim ve güzelliğim için dolduğunu unutma. Biraz şımarıklık yapıyorsam o da benim tabii hakkım. Halk bana tapıyor. Öl desem ölürler. Neriman, lüzumsuz konuştuğunun farkında mısın? Koçum benim. Sen bir artistin halet ruhiyesini anlayamazsın. Kısa kes, aydın havası olsun. Canım kafayı tütsülemek istiyor. Hazırlan da bir yere gidelim. Gidelim. Yalnız çok konuşmak yok. Bir tane yer, sen nereden geldiğini şaşırırsın. Zorla değil ya, buradan hoşlanmadım. Basit bir yer. Basit bir yerse kapı orada. Biliyorum. Senin söylemene lüzum yok sanırım. Dol kara bakır dol. Dol kara bakır dol. Ağzına kadar dol.
şımarığın haline bakın! Kendini bir şey sanıyor! Gazinoda baş solist oldum diye böbürlenme güzelim! Bir gün geldiğin yere dönersin! Ne olur, giderim! Ama benim gibi güzel, şahane bir solist zor bulursun! Ha? Öyle mi? Vah vah vah! Kendini bir şey sanıyor, bunu gördükten sonra ses sanatkarı olduğumdan iğrenmeye başladım. Ne iğrenç mahluk! İğrenme! Aranızda hiç fark yok! Hah, bu şıllıkla mı? Evet, o şıllıkla! Hah, sen halt etmişsin, benim binlerce seyircim var, onun nesi var? Güzelliği ve sesi! Yalnız ona şansı yardım etmemiş, meyhanelerde sürtüyor, sana yardım etmiş... İstanbul'un en güzel lokalinde okuyorsun. Aşk olsun Orhan, onunla beni bir tutuyorsun demek. Evet. Eğer paşa gönlüm isterse, bir anda onu memleketin en popüler artisti yaparım. Hiç güleceğim yoktu ilahi Orhan. Bilirsin ki, umumi yerde böyle samimiyetten hoşlanmam. Affedersin. Dol Karabakır, dol dol dol. Dol Karabakır, dol dol dol. Ben kulübünün kölesi, ağzına kadar dol. Ben kulübünün kölesi, kulübüne kadar dol. Dol Karabakır, dol. Ben kulübünün kölesi, kulübüne kadar. Sıkıntı için beni bu gece kırdı. İçkimi burnumdan getirdi. Onu sahnelerin bir numaralı ses sanatkarı olarak görüyorum. Hah, hiç sanmam. Görürsün. Ay gaza, ay gaza. Yağmur yağdı Burgaz'a. Hey ay gaza, ay gaza. Yağmur yağdı Burgaz'a. Bizim köyün kızları yarım şişe gazoza. Bizim köyün kızları yarım şişe gazoza. Ne o hüpşüne gitmedi galiba, beğenemedin mi düdük makarnası? Bana mı söylüyorsun? Yok nineme! Kes! Hacı ağaları kes, kaynanaları kes! Kes, kes, kes! Kes yavrum, kes! Burada Azize diye bir kızcağız varmış. Nerede oturuyor? Şurada ileride oturuyor beyim. Sağ ol. Bir şey değil. Bak mıstık ne düşündüm. Taze taze bir palamut alalım. Bir ıskara yaparız. Sovanı da kırdık mı değme keyfimize. Oh, Mehmet abiye de büyük bir şarap aldırtırız ha. İşte o zaman duk gibi oluruz. Açıver. Buyurun. Azize Hanım'la görüşmek istiyordum. Hop dedik.
Ayağını kaldır, taşa bastın. Yuh be! Kanunsani'nin dandini züppesi! Ne işin var buralarda be? Sizinle bir mesele hakkında hususi bir şekilde görüşmek istiyordum. Herifçi oğluna bak be! Benden hususi bir şekilde görüşecekmiş. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Gözünü aç, yoksa ben açarım. Hem de Kasımpaşa'nın ana lağımı gibi. Ben kız oğlan kızım, ayı! Sana hiçbir şey dediğimiz yok. Vakitsiz öten Ağustos böceği gibi cırcır edip duruyorsun. Aa, adamın zoruna bak! Alim Allah, üzerime varma! Alırsam seni ayağımın altına, belediyenin silindiri gibi ezerim. Fena mı? Herkes bol bol pirzola yer. Nostrasına bakmadan, bakkaldan fasulye ister gibi istiyor. Eşşoğlu beş kulak, babası hariç. Görünüşe göre bugün senden anlaşmak güç olacak. Şu kartımı alın. Arzu ettiğiniz bir gün gelin, görüşelim. Yürü, anca gidersin! Gazla! Kız be! Ne var be? Aman! Bu adam menşur gazinocular kralı Orhan! Bana ne? İsterse gol kralı olsun. Senin elinden bir tutarsın, menşur yıldız olursun! Ya elimden tutacağı yerde kalçamdan tutarsa? Bana kalırsa bayramlık esbaplarını giy, hemen kır! Senin aklına turp sıkayım be! Yuh be! Hayrola, sofra hazırlanmamış! Bak Mehmet abi, İbo'yla ne düşündük? Çingene palamutu alacağız, sen de şarap alacaksın! Olmaz öyle şey! Ben ne diyorsam onu yapın! Çiçek sazın bir hafta içinde kapanmasını istiyorum! Ne var? Şey efendim, manyağın biri gelmiş, sizi görmek istiyor! Ben geldim işte! İyi ettin, anasının kız oğlan kızı! Gol! Nasıl abisi? Topa vuruşların fiyakalı değil mi ha? Sen gazinocular kralıysan, ben de gol kralıyım! Ne kadar futbolcu varsa, yan cebimden çıkarırım! Benim mahalle takımına santrafor almak istediler de gitmedim. Ben oynarsam ancak haftayım oynarım. O da cancağızım isterse. Sarı öküzün trene baktığı gibi ne bakıyorsun be? Beğenemedin mi? Sen karta vizita bıraktın, biz de çakar almaza atlayıp geldik. Bunda ne var be? Yuh be! Belediye silindiriyle ezme de beni! Yuh be! Amma da adamsın be! Ben seni ilk gördüğümde zampara sandım! Bizim mıstık senin meşhur gazinocular kralı olduğunu söyledi! Yumurta kafa! İstediğini meşhur şarkıcı edermişsin! Azıcık bizi de iste, biz de meşhur olalım! Bak! Görüyorsun ya, saat gibi bir kızım! Gören abayı yakıyor! Sakın sen de yakayım deme! Önce seni evirip çevirip yontmak lazım! Çüş be! Döner kebap mıyım ben be? Anandan babandan ne haber? Ha? Süt kuzusu! İyiler! Ellerinden öperler! Sen alay mı ediyorsun be? Onlar kaç sene evvel vefat ettiler! Beni Marmara Mehmet büyüttü! Ne bakıyorsun be? Açıkta bir şey mi gördün babalık? Boyun, kilon, göğsün, kalçan kaç? Boyum 1.70, kilom 64, kalçam 90. Adım Azize, gitti geldi Pakize. Tamam mı Muhtar Bey abi? Buyurun efendim. Pamela Şambrı çağır bana. Emredersiniz. Ben vampir şandıradan içmem. O içilmez ki. Buyur Paşazadem. Aa! Vampir şandıra bu mu? Sensin ha? Çüş be! Bu kızı alıp her bakımdan mükemmel bir insana benzet. Aa! Şimdiye kadar hayvan mıydık be? Senin anlayacağın kalapata çekmeli. Ben gemi miyim be? Amma adam be! Bizi insandan başka her şeye benzetti. Hadi koçum, güzel kızım, gel benimle. Nereye götürüyorsun? Hamama,
yok, deve! Gel çocuğum, hadi! İstanbul sokaklarının tatlı çiçeği Azize'si... ...şimdi de modern Azize olacak ha! İyi vallahi be! Çüş be! Yuh anasına be! Ne oldum? Tıpkı Hollywood artistlerine benzedim! Yanımda karikoper halt etsin! Vallahi be! Çüş be! Bakan, çapkınım, hovardayım, 24 ayardayım. Her gece bir bardayım, 24 ayardayım. Nasıl? Beğendin mi? Şöyle böyle. Gazinoda şarkı okutacak mısın şimdi? Düşünelim bakalım. Bakalım senin anandır be. Azize Hanım, sizi nezakete davet ederim. Ben nezaketlere gidemem. Onu tanımam vallahi be. Peki, gitme, gitme. Ama hiç olmazsa biraz adab-ı muaşeret öğren. Ne? Anlamadım vallahi be! Senin anlaman kartlaşmış. Kart sensin, ayı! Paşam, şekerpare nerede kalacak? Bahçeli evlerde, sen de yanında. Neriman ne olacak? Onun da bir kolayını buluruz. Buyurun efendim. Burada ve dışarıdaki bütün paketleri otomobile koyun. Emredersiniz. Başka bir eve mi gidiyoruz be? İndir elini belinden! Ne çekersen çekersin dilinden vallahi be! Hadi, yallah, yallah! Mevsimlik kuzular sizde, yürüyün! Kiraz aldım bitmeden, Halimem dallarını bükmeden... Halimem dallarını bükmeden... Bir armağan ver bana Halimem! Hoş geldin Orhancığım! Hoş bulduk! Bu güzel kız da kim? Tanıyamadın mı? Akşam şıldık dediğin kız Azize! Bu pis kızı buraya niçin getirdin? Ama hastalık bulaşacak! Evi ilaçlamak lazım! Ne o? Sayın Şıllık! Bizi çöp tenekesi mi sandın hastalık saçalım? Oraya gelirsen forsunu silerim ha! İndir elini belinden! Ne çekersen çekersin dilinden! Orhan! Onu derhal buradan uzaklaştır! Hayır, uzaklaştıramam! Daimi olarak burada kalacak! Gördün mü? Oo, iyi vallahi be! O burada kalırsa ben hemen giderim! Nasıl istersen, eşyalarını da beraber almayı ihmal etme! Ona bırakacak değilim herhalde! Senin ter kokan elbiselerini kim giyer be? Yürü de boyunu görelim! Adamsın be! Abla! Azize'ye yatak odasını göster! Yürü koçum! Artık gazinonda da çalışmayacağım! Aramızdaki mukavelenin hükmü yok! Bir sokak şıllığının yanında beni rezil ettin! Unutma! Ben sana ne söz verdiysem yaptım! Akşama gazinoda bekliyorum! Abla be! Orhan şimdi benim patronum mu oluyor? Evet! Ya aşağıdaki kadın? Patronun dalgası mı? Ne dersen de! Kadın yolcu, Orhancı, gelir giderler! Abla be! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe derken... ...altından bir çapanoğlu çıkmasın! Onun elinde kızlar çok, seni büyük bir artist yapacak, meşhur olacaksın! Desene paralar içinde yüzeceğim! Hem de nasıl, iş kazanmakta değil, onu tutabilmekte yavrum! Rahatsız etmiyorum ya! Yok canım! Yarın dans üstadı Mıgırdık Çan Efendi gelecek! Hemen derse başlayacaksın! Ne? Mıçır Efendi mi? Danslar dört tempo var ise... ...Meg, Ergu, Yiyer, Jors! Anlamışımdır! Anladımsa Arap olayım! Yavrum sayasın bakayım, kaçta tempo varmış dansta? Meg, Ergun, Yiyecek,
Ay yavrum, ne çorbasıdır? Mercimek çorbası mı Çır efendi? Böyle tutacaksın. Aa, ne demiş idik? Dansta dört tempo vardır. Mek, ergu, yek, çoz. Gertas, gertas yavrum, gertas. Gertas yavrum, gertas. Oha be! Kasem kırıldı, yaptığını beğendin mi? Ben ne yapmışımdır evladım, dans öğretirim. Daha ne yapacaksın be? Kuzu kızartması gibi döndürüp duruyorsun vallahi be! Dansta dört tempo vardır. Mek, ergu, yiyers, George. Gertas, gertas yavrum, gertas. Gertas yavrum, gertas. Gertas yavrum, gertas. Anne... Çıkmıyor kulağından bir bağıran sesin. Anne, ergu, yirek, çorz, gerpas, gerpas, yavrum, mek, ergu, yirek, çorz, gerpas, gerpas, yavrum. Nasıl dans ediyorum be? Be deme. İyi ya be, demeyiz. Sahi, be demeyecektim. Yavaş. Ama ne yapsam suç oluyor. Sana da bir türlü yaranamadım. Güzel ellerini okşarım yavaşça. Saçının tellerini. Ne düşünüyorsun? Yok çatal böyle tutulur. Yok kaşık şöyle tutulur. Yok içki böyle içilir. Yok, yok, yok! Seni adam edeceğim kızım. Benden niye bu kadar uğraşıyorsun be? Maksadın kötüyse vapur yanaşmaz o iskeleye babalık. Maksadım seni ve senin gibileri yetiştirip halkın gözünü boyayıp para kazanmak. O kadar. Sen de yetişirsen sırtından çok para kazanacağım. Anlayalım da yanlış yerlere toslamayalım. Tabii, para kazanınca biraz da bize uçlanacaksın herhalde. Uçlanmayacağım, hakkını vereceğim. Biz ne dedik be? Müsaadenizle. Rica ederim, müsaade sizin. Amma kabaksın be! Bir hanım içki içerken o yalnız bırakılmaz herhalde. Ne haber, şiştin mi? Oh! Aferin. Al, bu hediyeyi hak ettin. Tut ellerimi, bak saçımda kal. Nereden yürüttün? Yürütmedim, senin için aldım. Sen iyi adamsın be! Yalnız darılma, iyi yemliksin. Bir erbabın eline düşersen, bıyıklarına kadar yolarlar. Vallahi yolarlar! Ha, sahi! Ben ne zaman gazinoda okuyacağım? Gazinoda okumak için daha çok cahilsin. Cahilliğine cahilim ama sahnede okumak için okuma yazma bilmek şart mı be? Radyolardan ezberlediğim tutulan şarkıları sahnede okurum. Bundan basit ne var be? Vallahi be! Şuş be! Gene be dedi. Uzun zamandır Azize nerede? Bilmiyorum. Biliyorsun, Silo söyledi bana. Ne söyledi? Şarkıcı olmak için bir adamın yanına gitmiş. Söyle o adam kim, söyle diyorum! Dur be Marmara, söyleyeceğim be abi! Hoş geldin küçük hanım! Hoş bulduk abla! İyi geceler! İyi geceler! Anne! Korkma, yabancı değil, benim! Sen miydin Karamarsın? Patron bunu gönderdi. Bu adam vallahi hacı ha! Amma da para harcıyor be! Patrona para babası derler. Bu kadar parayı nasıl kazandı dersin? Sen kimsin? Bana adıyla, şanıyla Marmara Mehmet derler.
Nasıl girdin buraya? Eski işçilerden olduğum için her yoldan çakarım. Peki, ne istiyorsun? Aziz evden kaçıp senin yanına gelmiş, bizim Mıstık'tan öğrendim. Onun meşhur bir şarkıcı yapacakmışsın. Başına bir hal gelecek olursa, dinim hakkı için seni yaşatmam. Sen onun nesi olursun? Anasıyla babası ölünce, onu ben büyüttüm. Elimden geldiği kadar da baktım. Ha. Emeğine karşılık, al şunu. Benim parada gözüm yok, koy onu cebine. Hı. Yeter ki kızcağıza bir şey olmasın. Onu hiç merak etmeyin. Söz mü? Hı. Erkekçe ama. Söz. Eğer bir gün verdiğin sözü unutursan, beni karşında bulursun. Bu sustalı saplandığı yerde dursun. Verdiğin sözü hatırlaman için. Beğenmedim. Hı. Bu fena değil. Çüş be! Ulan fotoğrafçı taslağmış on efendi. Bu resmi de kartoloş karına benzetmişsin be. Tıpkı Hiyaro Garbo'ya benzemiş. Bak bu çok güzel. Tıpkı Türkan Şoray'a benzemiş. Giriniz. Çüş be! Küçük hanımefendi. Kendini eğitim alayında mı sandın? Rahat! Hazır ol! Rahat! Şimdi seni dinliyorum Marsık! Sizi rahatsız etmemin sebebi... Sepeti mepeti yok! Bırak be! Esasa gel! Sonra da hemen kirişi kır! Efendim? Hangi kirişi kırayım? Çüş be! Amma da dangalak adamsın be! Sana voltayı al dedim! Olur efendim! Ne zaman balığa çıkacaksınız? Ne balığı? Demin siz söylediniz ya! Sen insanı çıldırtırsın be! Sana hemen toz ol dedim! Sabahleyin tozları aldım efendim! Hazır ol! Küçük hanım, bu çiçekleri patron gönderdi. Naçiz hediyemi kabul etsin dedi, buyurun! Ne biçim çiçek be! Kokusu şehir kokusuna benziyor be! Bunu niye gönderdi dangalak patron? Düğün varmış gibi! Bir erkek sevdiği veya sevmeye başladığı kadına böyle buketler gönderir. Bana bak Marsık! Sana bir vurursam, 32 dişini eline veririm. Patron sizi salonda bekliyor. Geri dön! İleri marş! Patronu bekletmeyelim. Merhaba patron! Hoş geldin! Hoş bulduk! Çiçeklere teşekkür ederim! Böyle gidersen paraları tüketeceksin! Mücevherlere, kürklere, çeşit çeşit elbiselere param dayanır be! Bak, sana söylüyorum! Bir gün param biterse, etrafında kimseyi bulamazsın! Ona göre paralarını harca, babalık! Gene çam devirdik! Bu nasihatleri sana mezarcı Mahmut bile vermez! Artık hediye istemem! Şarkıcı olunca senden para almam! Hepsi senin olsun! Yalnız Mıstık'la Marmara abiye her gün bir beşlik verirsin, o kadar! Beyefendi! Piyanist Metin Bey geldi! Dışarıda emirlerinizi bekliyor! Söyle gelsin! Aa! Piyanistin ne işi var burada? Piyanomuz yok ki akord etsin! Piyanoyu değil, seni akord edecek! Benim akordum bozuk değil, sen kendi akorduna baktır! Düdük sende! Ne haber, şiştin mi? Sizi rahatsız etmiyorum ha? Ya! Ha, yo yo, rica ederim, buyurun, buyurun! Seni çağırtmamın sebebi, sokaktan sesi güzel bir mahalle kızı buldum. Ne konuşmasını bilir, ne usul! Bu kızı en kısa bir zamanda yetiştireceksin. Onu sahnelerimizin en büyük solisti yapmak istiyorum. Elimden geldiği kadar sizi memnun etmeye çalışacağım. Ah, hoş geldiniz efendim! Aa, çok yaşa oğlum! El öpenlerin bol olsun, vallahi be! Bu
kusura bakma Metin. Biraz dalgacıdır bizim kız. Sizi kırdım mı yoksa? Rica ederim. Öyleyse oturun. Bir sigara rica etsem. Buyurun. Merci, merci beaucoup bien. Bir şey değil. Havalar ne güzel gidiyor değil mi? What is your name? My name is Azize. Nasıl patron, Amerikancıyı gagalıyorum değil mi? İşte tabi ben, ona göre hareket et. Çüş be! Sen hoca mısın? Öyle geçiniyoruz. Hoca deyince, keçi sakallı, gözlüklü, mek, ergu, yirek, çors diyen bir adam hatırıma geliyor. Ama sen... Yarından itibaren derslere burada devam edeceksin. Peki efendim. Yes, I am camping the dawn. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Şimdi de siz söyleyin. Do, re. Fasulye siloda mı? Ya nerede? Ambarda mı? Çok şakacısınız. Dersimize bakalım. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bravo, kulağınız çok kuvvetli. Bir söyleyişte kapıyorsunuz. Tabii ya, ne sandın? Yalnız sesinizi birkaç yoldan terbiye etmek lazım. Sesim hiçbir zaman terbiyesizlik etmedi ki. Bak dinle. Bakmıyor çeşmisi ya feryade. Galiba inek gibi bağırdım. Bizim eşek de bu havadan ölmüştü. Estağfurullah. Sesiniz çok güzel, kabiliyetiniz de var. Göreceksiniz, kısa bir zamanda hepsini öğreneceksiniz. Yalnız biraz müzik kültürü alacaksınız. Hangi bakkalda? Bakkalda bulunmaz. Öyleyse siz alıp gelin. 2 kilo kadar olsun, bana kâfi. Olur, yarın getiririm. Sade mi, kaymaklı mı olsun? Sade. Nerede kalmıştık? Gelelim usul ve makamlara, sonra şarkıda nefes alıp vermek, yani diyaframı idare etmek. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Küçük hanım, bir emriniz var mı? Var. Derhal burayı terk edin. Emredersiniz. Metin bir yandan inandığı, ilk ilham kaynağı olan Azize'den aldığı yetkiyle şarkısını yazarken, diğer taraftan Azize'yi yetiştiriyordu. Bu Metin'in en büyük sevgiydi. Her gün yeni bir aşkın şerefine içersin. Beni toprak mı sandın? Çiğneyip de geçersin. Bana sabret diyorsun. Ben sabır taşımayım. Döndürüp duruyorsun. Değirmen taşımayım. Bana sabret
sabır taşımayım. Döndürüp duruyorsun. Değirmen. Bravo, çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baksana, müzik kültürüne ait kitaplar aldım. Yalnız kaymaklısını bulamadım. Derse başlayalım. Dün nerede kalmıştık? Yoo, bugün canım ders yapmak istemiyor. Dünya yerinden oynasa gezmeye gideceğiz. Benimle mi? Evet sevgili hocam. Ben müsaade istesem? Ben de rica etsem. Dersleri açık havada devam ederiz. Patron sizin en kısa bir zamanda yetişmenizi istiyor. Dersleri ihmal etmekle hata ediyoruz. Boş ver, patron ne derse desin. Fena mı ettik gezmeye çıkmakla? Gezmek de insanın en tabii hakkı. Öyle değil mi? Orası öyle Azize Hanım ama... Bana sadece Azize deyin. Sevmez kimse seni, benim sevdiğim kadar. Sevmez kimse seni, benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmazsan. Uzun bir müddet bana hocalık ettiğiniz halde kendinizden hiç bahsetmediniz. Çok içine kapanık bir insansınız. Size öyle geliyor. Benim tabii halim bu. İnsanları incitmekten çekinirim. Herhangi bir hareketim yanlış anlaşılır ve bu da dostluğu bozabilir. Metin, hayatta hiç kimseyi sevdiniz mi? Hayır. Demek hayatta hiç kimseyi sevmediniz. Sevmeyi de düşünmediniz mi? Hayatım bin bir mücadeleyle geçti. Ufak yaşta annemi, sonra da babamı kaybettim. Bu acılar içinde hayatımı kazanmak için turne turne dolaştım. Nihayet bildiğiniz gibi Orhan'ın lokalinde çalışıyorum. Ufak, basit bir evim var. Orada boş kalan zamanlarımı müzik çalışmaları yaparak geçiriyorum. Müziği çok mu seviyorsunuz? Evet. Bütün dert ve üzüntülerimi piyanomun başına geçince unutuyorum. Yalnız mı oturuyorsunuz? Evet. Birini sev de evlen. Böyle bir düşüncem yok henüz. Evleneceğim insana iyi, sakin bir hayat temin etmem lazım. Bu da şu anda imkansız. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Siz karar verin, her şey yoluna gire. Çiçek ister misiniz? Teşekkür ederim. Biraz da ders yapalım. Bestekarların hangisinde kalmıştık? Dede efendi de. Sega, Yega, Sultan Yega. Darbukacı Sedan. Kusura bakma, aklıma geldi de. Babamın arkadaşıydı, veremden öldü. Bunlar zaten eceliyle ölmezler. Ya bir bıçak, ya da veremden ölürler. Annem baban sağ mı? Annem ben çok ufakken veremden ölmüş. Babam da bir enkaz altında kalmış. Beni Marmara Mehmet abi büyüttü. O da şu anda kızıyor bana. Artık yalnız değilsin. Metin. Marsık! Buyurun efendim. Azize nerede? Dışarı çıktı. Seni onu yalnız bırakma diye buraya getirdim. Bir daha yalnız bir yere bırakmayacaksın. Peki efendim. Hadi, gözüm görmesin seni. İçmişim başım dönüyor, dönüyor. Bu saate kadar neredeydin? Söyle, söyle, söyle diyorum! Sevgililerini de öyle konuşalım, ne akla yakamı tutuyorsun? Unutma, unutma ki... Hepsi senin istikbalin için. Dersten sıkıldım, hava almaya çıktım. Kabahat mı oldu? Bana bak, güzellikle iyilik edeceksen et, yoksa voltamı alırım. Azize, beni yanlış anlama. Bütün mücadelem senin için. Bir ay sonra gazinomda okuyacaksın. Sahi mi? Evet. Yarından itibaren... duvar afişlerin, gazete ilanların... İstanbul'u allak bullak edecek. Yeni bir ses yıldızının doğuşunu müjdeleyecek. Ona göre hazırlan. Desene düşündüğüm hayata kavuşacağım. Buyurun,
İyi geceler. İyi geceler. Bak, kim bilir gazete ilan için ne para kesmiştir. Merhaba Azize. Oh, hoş geldin. Bak gazetedeki resmine. Güzel. Hemen derse başlayalım. Nerede kalmıştık? Eski bestekarlardan Itri'de. Şimdi onu anlatacağım. Dinle. Benim Itri'yi, Fikri'yi, Cafer'i dinleyecek halim yok. Ben şarkıcı olacağım, hoca değil. Sahneye salına salına çıkacağım, kadınları çatlatacağım, bütün erkekleri bakışlarımla baştan çıkaracağım. Hepsini mi? Hayır, yalnız birini. Öyleyse bir şarkı söyleyelim. Peki. Benim bestelediğim bir şarkıyı söylemek ister misin? Tabii. Baksana güftesini okuyayım, beğeneceksin. Ellerimden ellerim ayrılmasın azizem. Gözlerimden gözlerin ayrılmasın azizem. Yalvarırım gel gitme. Mesudum ben seninle. Ah azizem, vah azizem, beni terk etme. Thank you.
Aziz Hanım. Arabam dışarıda sizi bekliyor. Ben bu gece Metin Bey'le gideceğim. Siz bilirsiniz. Metin, Metin, niçin benden kaçıyorsun? Bu kadar kısa zamanda değişmene sebep ne? Sana öyle geliyor. O halde neden beni uzun zamandır aramadın? Hatta karşılaşmaktan kaçındın. Böylesi daha iyi. Ne olur beni anlamaya çalış. Bu gece asabım çok bozuk. Beni bir yere götürmeni rica ediyorum. Seninle beraber olmaktan zevk duyuyorum ama... Aması maması yok. Beni bir yere götüreceksin. Beni eski günlerime döndürme, hadi. Seni delice sevdiğimi bilmene rağmen hep benden kaçtın. Yakınlık göstermeme mani oldun. Halbuki bakışlarından beni sevdiğini anlıyordum. İlk gördüğüm andan beri. O halde niye hislerini sakladın? Buna mecburdum. Ben arkadaşım tarafından tutulmuş fakir bir müzisyendim. Sense para ve şöhret bekliyordun. Bunda aldanıyorsun Metin. İnsan para ve şöhret için sevdiği bir insanı terk etmez. Onun bir lokma ekmeğine rıza gösterir. Yeter ki o erkek onu sevsin. Birbirimizi sevdiğimiz gibi. Beni çok kötü durumda bırakıyorsun. Aşkımıza engel olacak şeyler var. Neymiş onlar? Biliyorsun ki seni bu şöhrete eriştiren Orhan. Bunu yaparken de muhakkak senin hakkında bazı düşünceleri olmuştur. Bu düşüncelerine benim için zor bile olsa mani olmak istemiyorum. Onun düşünceleri beni hiçbir zaman alakadar etmez. Etmeyecek de. Yalnız bana büyük yardımları oldu. Ona bu bakımdan borçluyum. Bu borcumu kalbimle, kendimle ödemek mecburiyetinde değilim. Ben seni seviyorum. Senin olmak istiyorum. Seni benden hiçbir kuvvet ayıramaz. Senin için şöhret, para, her şey feda olsun. Azizem. Metin'im. Merhaba patron. Gece vakti ne işin var burada? Bu saate kadar sen neredeydin? Söyle kaltak karı! Neredeydin söyle! Sen çok olmaya başladın ama! Ben senin kölen miyim be? Neredeysem neredeyim, sana ne? Hesap vermeye mecbur muyum? Evet, köpek gibi mecbursun. Neden? Sevgilin miyim yoksa dostun muyum, söyle! Neredeydin diyorum sana? Canımın istediği yerde. Hayatımı dilediğim gibi yaşamaya hakkım yok mu? Yok! Eşek, elin kırıldı! Şunu fıttı! Gece vakti sabahlara kadar kalmanın hesabını vereceksin bana! Metin, sevgilim. Sabah sabah ne işin var burada? Yoksa gelmeme sevinmedin mi? Beni yanlış anlama. Erken gelişine bir mana veremedim de ondan. Akşam gidince Orhan'ı beni bekler buldum. Yapmadığı hakaret kalmadı. Ona her şeyi anlatmak istedim fakat anlatamadım. Onun yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Ne olur beni onun elinden kurtar. Azize, bir müddet daha tahammül etmeliyiz. Benim tahammülüm kalmadı artık. Ne bahasına olursa olsun senin olmak istiyorum. Azize. Merhaba Orhan. Ne arıyorsun burada? Eski dostları ziyaret etmekle hata mı ettik? Belki bir söyleyeceğim vardır. Söyle ve git. Çok sinirlisin. Seni bu hale benim yerime alıp yetiştirdiğin Azize'nin aşkı mı getirdi? Bu muydu söyleyeceğin? Hayır, dün akşam Azize'yi Metin'in kolları arasında gördüm. Yalan söylüyorsun! Benden söylemesi. İster inan, ister inanma. Para ve şöhretini bırakarak kireve gelin olur musun? Sen istersen, Azize'm,
Yalnız sevgiden ve aşktan başka sana hiçbir şey veremem. Benim de istediğim bu zaten. Bundan sonra hiçbir kuvvet aramıza giremez, aşkımızı bozamaz. Hayatım benim. Sen şu odaya saklanıver. Hoş geldiniz Orhan, buyurun. Rahatsız etmiyorum ya. Ne münasebet, bilakis memnun oldum. Sizin gibi zengin bir arkadaşın evimi ziyaret etmesi beni sevindirir. Senden bir mesele üzerine konuşmak istiyorum. Buyurun, sizi dinliyorum. Ama arzu ederseniz bir kahve içelim, sonra görüşürüz. İçmem. Siz bilirsiniz. Bilirsin ki kısa ve harbi konuşmayı severim. Soracağım suallere doğru cevap verirsen senin için hayırlı olur. Hiçbir zaman yalan konuşmadığımı bilirsin. Bilirim. Ama bazen doğru söylemek çok zor ve acıdır. İnsan istemeyerek yalan konuşabilir. Doğrudur. Buna rağmen yine de doğruyu söylerim. Çok güzel. Benim ne adam olduğumu da sen bilirsin. Arzularımın önüne hiçbir kuvvet geçemez. Geçmeye kalkan olursa onu deviririm. Hadi eyvallah. Ne o, gidiyor musun? Evet. Hani bir mevzu hakkında görüşecektik? Lüzum kalmadı. Görüşseydik daha iyi olurdu. Merak etme, ileride görüşeceğiz. Gitti mi? Evet. Burada olduğumu anladı mı dersin? Eldivenlerini gördü. Şimdi ne yapacağız? Hiç, bu gece son gecemiz. Veda edeceğiz ona. Benim için sen mühimsin. Metin, seni seviyorum. Sensiz ölürüm ben. Şunu. Neden? Sana giydir, yürü! Peşim sıra ne geliyorsun? Ne istiyorsun benden? Karar vermeli. Kararımı çoktan verdim. Yarın sabah gidiyorum. Bir yere gidemezsin. Gideceğim. Bana hiçbir kimse mani olamaz. Dövsen de... Kapıyı kilitleyip bütün adamlarını köşkün önüne yığsan da gene gideceğim. Gidersin. Fakat benden kurtulamazsın. Nedenmiş? Seni şöhrete eriştiren benim. Çamura düşmüş bir pırlanta sanmıştım seni. O çamurdan alıp İstanbul'un en büyük yıldızı yaptım. Onun için her şeyin de benimsin.
güzelliğin, şöhretin, elbiselerin... Hayır, hayır! Senin malın değil, olmayacağım da! Olacaksın! Değer verdiğim malın elimden alınmasına tahammül edecek biri değilim. Peki ne yapacaksın? Elimden gelen her kötülüğü. İstanbul sokaklarında seni süründürünceye kadar uğraşırım. Kendini o kadar büyük görme. Bir gün sen de düşersin. Bataklıkların çıldığı. Ben attığım adımı iyi bilirim. Seni çamurdan çıkarıp lükse, servete kavuşturan kim? Sensin. Bütün bu yaptıklarının karşılığını almak istiyorsun. Vücudumu, kalbimi... Hayır! Bütün yaptıklarına rağmen alamayacaksın. Ben satılık bir kadın değilim. Olmayacağım da. Biz seninle yalnız ticari bir anlaşma yaptık. O kadar. Nankör kadın. Ben nankör olamam. Yaptıkların için senin olmaya mecbur değilim. Al! 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 Hepsini al! Geldiğim günkü evi sen bana kâfi. Hakaret mi ediyorsun? Bunları hakaret sayıyorsan, evet, gidiyorum. Yüzünü bir daha görmemek üzere. Nereye? Benim yanıma. Senin bu kıza ettiklerin yeter artık. Sen ne akla karışıyorsun? Sevgilim, yarın da karım olacağı için. Servetinle her şeyi elde edeceğini sanıyorsan aldanıyorsun. Bu sana namus ve şerefiyle yaşayan bataklıkların kızı Azize'nin bir dersi olsun. Vallahi be! İyi geceler! Bir gün yalvara yalvara buraya döndüreceğim seni. Hangi rüzgar attı seni? Lodos! Eski dost düşman olmaz derlermiş. Çok doğru. Herkes benim gibi vücudu ve kalbiyle senin olamaz ya. Neriman, bırak boş sözleri. Şimdi beni dinle. Yarın geceden itibaren lokalimin baş solisti sensin. Ben mi? Küllenen sanat aşkımı bu vesileyle tekrar ispatlayacağım. Altın sesimle halkı büyüleyeceğim. Organize bürolarının kulağı büküldü mü? Evet efendim. Hiçbir büro herkisine de iş vermeyecek. Güzel. Onların süründüğünü, bana yalvardığını görmek en büyük zevkim olacak. Aziz hanım, sanatınızı her bakımdan takdir ederiz. Orhan bey sağ olduğu müddetçe sizlere iş bulmak imkansız. Sizi anlıyorum. Rahatsız ettik. Ne o, aşk perileri, organize bürolarına kadar düştünüz mü? Sayenizde! Bütün kapıları yüzümüze kapattın, ekmeğimize mani oldun. Ama aşkımıza hiçbir zaman mani olamayacaksın. Aşk! Aşk karnına kaç gün sürer bu? Mahşere kadar! Müsaade et de geçelim!
Kral'dan bize nispet yapıyor. Ona yalvaracağımızı sanıyor. Biz de turneye çıkarız. Hop dedik! Ne istiyorsunuz? Patron seni istiyor. Nerede o köpek? Evinde. Peki, geliyorum. Metin gitme, ne olur gitme. Gideceğim, hiçbir zaman ondan korktu dedirtmem Azize. Sen eve git. Buyurun gidelim. Beyefendi, beklediğiniz misafir geldi. Ne yapalım? Buraya getirin. Baş üstüne. Gelin. Beni istetmişsin gazinocular kralı. Seni gece vakti bu şekilde rahatsız ettiğim için kusura bakma. Bir sebepten dolayı mecbur oldum. Senin gibi centilmen bir arkadaştan ancak böyle bir hareket tarzı beklenebilirdi. Çocukluk arkadaşım, iyi gün dostum. Evvela bu dostluğu sen bozdun. Sen böyle olmasını istedin. Eğer dostluğumuzun tekrar kurulmasını istiyorsan yolumdan çekil. Ne demek istiyorsun? Bak, Metin, çocukluğumuzu düşün. O günden beri seni sever, takdir ederim. Hele babanın yardımlarını hiçbir zaman unutamam. Rahmetliyi babamdan çok severdim. Kardeş gibi bir yakınlığımız var. Canını yakmadan önce bir konuşmak istedim. Aksi halde kafamı bozarsan iş değişir. Seni yaşatmam. Biraz fazla atıyorsun. Mangalda kül bırakmadın. Metin, tekrar ediyorum, gel bu işi dostlukla hallederim. Hangi işi? Bilmemezlikten gelme. Azize ile aramızdan çekil. Bana dönsün. Bu imkansız bir şey. Aşk zorla alınmaz, zamanla kazanılır. Nasihatına ihtiyacım yok. Azize'yi bir anda eskisi gibi meşhur eder, sahnelerin kraliçesi yaparım. Bunda senin de menfaatin olacak. Aksi halde her ikiniz de Beyoğlu sokaklarında sürünüp bir lokma ekmeğe muhtaç olacaksınız. Sanki hayat çizgimizi sen çizmişsin gibi konuşuyorsun. Allah bir kapıyı kapar, öbür kapıyı açar. Elbet biz de bir gün iş bulup çalışacağız. Ben hayattayken bu imkansız. Memleket büyük, başka vilayetlere gider, turneler tertip eder, ekmek paramızı kazanırız. Bırak bu boş tasarıları! Vilayet vilayet karı dolaştırıp karı parası mı yiyeceksin? Jigololuk mu yapacaksın? Bunu ben sana yakıştıramam. Sözünü geri al, yoksa arkadaşlığımız burada biter. Bak ya, konuşmalarımı yanlış anladın. Şimdilik öyle olsun. Metin, beni dinle, karlı çıkacaksın. Zengin olacaksın. Benim oralarda gözüm yok. Bu çek seni ömrünün sonuna kadar Avrupa'da paşalar gibi yaşatır. Bir de güzel bir Fransız dilberi buldun mu, keyfine diyecek yok. Al. Hemen Avrupa'ya toz ol. Yolumun üzerine çıkma. Yoksa karışmam. Anlaştık mı? Aşkımı, arkadaşlık hislerimi parayla satın alamazsın. Para senin gibilerin cebinde kıymetli bir şeydir. Bizlerde asla. Şimdiye kadar bütün cakan bunlar var diye miydi? Size bunun hesabını soracağım. Metin, sevgilim, hayatım benim, sana gitme dedim. Orhan'dan bu kalleşliğin intikamını alacağım. Beni bir parça seviyorsan bundan vazgeç. Gel gidelim buralardan, uzaklara, bulamayacakları bir yere. İntikamımı almadan gitmem. Metin,
Bu lüzumsuz inadınla beni kaybetmek mi istiyorsun? Seni hiçbir zaman kaybetmeyi düşünmedim. Düşünmem de. Öyleyse yarın hemen turneye çıkmak için hazırlığa başlayalım. Azize Hanım, ben de size haber gönderecektim. Hayrola? Beklediğim haber geldi. İki gün sonra Adana'da, Tepa Pavyonu'nda turneye başlıyorsunuz. O halde bugün hareket etmemiz lazım. Güzel. Azize, hemen eve gidip valizleri hazırla. Ben de matbaaya uğrayıp afişleri alayım. Evde buluşuruz. Ne arıyorsun burada? Seni almaya geldim. Hemen gideceğiz. Hayır, bir yere götüremezsin. Onunla bulamayacağınız yerlere gidiyoruz. Gidemezsin! Gideceğim. Ağır ol bakalım. Onu bir yere götüremezsin. Unuttun galiba. Sana demedim mi? Azize'nin kılına dokunursan karşında beni bulursun diye. Yaşamak istiyorsan al voltanı, gazla! Aslanım, yüzünü dön de bir fotoğraf alayım. Götürün. Yolda bir taşkınlık yapayım deme, Azize'nin ölüsünü bulursun. Yürü! Mehmet abi! Beni zorla kötülüğe sevk etme! Ne yaparsın? Vurur, öldürür müsün? Hiç gözünün yaşına bakmadan! Ne duruyorsun? Vursana! Senin olmaktansa ölüm daha iyi! Hadi çek silahını, ateş et! Ateş et diyorum! Seni değil, onu öldüreceğim! Ona, ona bir şey yapamazsın! Yapamazsın! Sende hiç merhamet yok mu? Ne istiyorsan hepsini geri verdim! Ben de alacağın kaldı mı? Evet, bir şey! Onu hiçbir zaman elde edemeyeceksin! Elde edeceğim, Metin'i öldürmekle! Sakın! Sakın ona dokunma! Benim için kötü olmasını istemiyorum! Azize! 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 Metin, beni unut, benim seni unuttuğum gibi, Azize! Olamaz! Hayrola, kimi arıyorsun? Seni alakadar etmez! Etmez mi dedin? Söyle, patronun nerede? Söyle, Azize'ye ne yaptınız? Söyle, söyle! Siz, Hayriye kızı Azize Uçak'la Suat oğlu Orhan Dinç aranızda evlenmeye karar vermişsiniz. Yapılan tahkikat neticesi, evrakınız tamamlanmış olup, evlenmenizde bir sakınca olmadığı anlaşılmıştır. Kanunun bana tanımış olduğu yetkiye dayanarak, nikahınızı kıymak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Hayriye kızı Azize Uçağı eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyorum. Siz kızım, hiçbir cebir ve tazyik olmadan, kendi arzunuzla Suat oğlu Orhan Dinç'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Hayır memur bey! Azize bu nikahın kıyılmasını tazyik altında kabul etmiştir. Bu da ne demek oluyor? Kusura bakmayın. Arkadaş biraz rahatsızdır da, şimdi onu uzaklaştırmanın yolunu bulurum. Memur bey, asıl hasta olan odur. Siz 5 dakika şöyle istirahat buyurun. Gel Azize. Bu davetsiz misafir ne istiyor bakalım? Bir arkadaş olarak onun derdiyle alakadar olmak her ikimizin vazifesidir. Tabii Orhan. Azize,
Ne istiyorsun Azize'den? Aşkımı, kaderlerimizi bir ömür boyu birleştirmeye karar verdiğimiz kadınımı almaya geldim. Kes gülmeyi! Eğer onu bu nikaha zorla razı ettinse seni öldürürüm. Bırak blöfü, bir şey yapamazsın. Kendi geldi, hem de tıpış tıpış. Öyle değil mi Azize? İnanmıyorsan sorana. Öyle mi Azize? Evet Metin. Sana tatsız bir aşk oyunu oynadım, o kadar. O da şu anda bitti. Azize, bunları sen mi söylüyorsun? Demek aşkımla alay ettin. Bundan normal ne olabilir? Senden evlenip de ne olacaktım? Sen de yok, ben de yok. İki çıplak bir hamama yakışır, öyle değil mi? Ben senden bir lokma ekmeğe muhtaç yaşayamam. Onun için ben yolumu seçtim. Sen de seç. Sen bu kadar kötü olamazsın. Bir anda değişemezsin. Madem öyleydi, neden bana bu kadar yüz verdin? Ama neden, niçin? Orhan'ı kıskandırmak için. Onu ilk gördüğüm an, işte benim hayatımın erkeği dedim. Onu çılgınca sevdim. Ama o bana hiçbir zaman yüz vermedi. Bu hali zamanla daha çok hoşuma gitti. Aşkımdan çıldırıyordum. Onu kendime bağlamam lazımdı. Bunun için de seni buldum. Onunla seni kıskandırmaktı gayem. Şimdi ikimiz de birbirimizi deli gibi seviyoruz. Demek beni aşkının basamağı yaptın. Evet, Orhan zengin. Para, servet, her şey var onda. Sende ne var? Açlık ve sefalet. Aşağılık pis orospu! Seninle bir gün hesaplaşacağım. Azize! Beğendin mi oynadığım oyunu? Dediğin oldu mu? Hayır! Hayır demek! Daha ne istiyorsun? Onu kendimden soğutabilmek için herkesin önünde rezil ettim! Gururunu kırdım! Kadınlık şerefimi beş paralık ettim! Metin'in nazarında bir orospu oldum! Hayır Azize! Sakin ol! Bu kadar üzülmene lüzum yok artık! İyi günler seni bekliyor! İyi günler içinde Metin'i unutmam lazım değil mi? Bağrıma taş basıp unutacağım! Bir daha onun ismini benden duymayacaksın! Senin bir kölen olacağım! Hem de sadık bir köle! Azize dinle beni! Benim istediklerim bunlar değil! Kalbim, ruhum, Metin'e ait! Sana ancak ruhsuz tarafım, etim, kemiğim ve zavallı kadınlığım kaldı! Al! İstediğin et yığını değil mi? Al! Ne duruyorsun? Para verdin! Şöhret verdin! Senin hakkın bu! Al! Al! Hepsini al! Hayır! Benim istediğim senin para ve şöhretle satın alınmayan tarafındı. Kalbin ve ruhundu. Bunun için mücadele ettim. Ama gücüm yetmedi. Satın alamadım. Şimdi anladım ki
Aşk parayla hiçbir zaman satın alınmazmış. Beni affet Azize. İstediğin yere gidebilirsin. Nereye? Mahvettiğin şöhretime mi? Haris emellerine alet ettiğin aşkıma mı? Hayır! O artık inanmaz bana! Beni kabul etmez! Haklısın Azize, ben yıktım saadetini! Gidiyorum artık! Elimde tef ve ziller! Meyhane meyhane dolaşıp parsa toplamaya! Sarhoşları eğlendirmeye! Azize, senin nene gerek şöhret ve para? O hayat daha tatlıydı be! Çüş be! Vallahi be! Nereden tanıyorsun beni be? Sizin gibi şöhretli, kabiliyetli bir sanatkarı kim tanımaz ki? Ben mi be? Onlar bir gündü, unuttum bile! Bizler, sizleri seven, takdir eden seyirciler unutmadı. Sahnelerimizde sizi tekrar görmek istiyorlar. Geçti Borun Pazarı, Süreşi, Niğde'ye, eyvallah abisi! Bir dakika! Ne var be? Sizinle bir iş hakkında görüşmek istiyorum. Ne işi? Altında bir çapan oğlu olmasın, sonra kafanı kırarım ha! Hayır hanım kızım! Ben lüks ve yeni bir gazino açıyorum. Oraya sizi bas solist olarak bağlamak istiyorum. Bu imkansız be! Ben bu hayatımdan memnunum. Size ihtiyacım var. Benim gibi senelerini gazinoculuğa bağlayan bir insana yardım etmek istersiniz herhalde. Benim teklifimi kabul etmekle kaybettiğim eski günlerime tekrar kavuşacağım. Borçlarımı ödeyeceğim. Ne olur bana yardım edin. Size yalvaran şu ihtiyara acıyın. Sayın seyircilerimiz, şimdi sizlere uzun zamandır sesini dinlemediğiniz büyük yıldız Azize'yi takdim ediyorum. Evet, huzurlarınızda Azize! Sağ olun, var olun. Göstermiş olduğunuz alakaya teşekkür ederim. Programıma çok seveceğiniz bir şarkıyla başlıyorum. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevemez kimse seni.
seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her an seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Bakma.